Herkese yeniden merhabalar. Sonunda çekmem gereken ve çekebildiğim, yani inşallah sonunu getirebilirim, Trendyol alışverişimi sizinle paylaşabileceğim. Bunu dedim vlog içinde mi paylaşsam yoksa ayrı bir video olarak mı çeksem, çok ikilemde kaldım ama herkes izlemeyebilir, izlemek istemeyebilir. Yani hamilelik kıyafetlerinle herkes ilgilenmeyebilir diye düşündüm. O yüzden ayrı bir video daha mantıklı olur diye düşündüm. O yüzden şimdi sizlerle neler almışım onları paylaşacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu anda ben baktım da çoğunluk koyu renk, siyah falan. Ben genellikle böyle kıyafet alışverişimi paylaştığım zaman hep böyle eleştiri değil yani yorum geliyor. İşte neden hep koyu renk kıyafetler tercih ediyorsun? Daha yaşın genç, hani biraz daha renkli kıyafetlere yönelebilirsin diye yorumlar geliyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Ben kendimi çok renkli kıyafetler içerisinde rahat hissetmiyorum. Yani renkli kıyafetlerim tabii ki var. Giyiyorum. Beyaz da giyiyorum, kırmızı da giyiyorum, yeşil de giyiyorum, mavi de giyiyorum. Beyaz da giyiyorum. Ama alışverişe çıktığım zaman nedense elim hep siyah kıyafetlere, koyu renk kıyafetlere falan gidiyor. Ve genellikle üstümde dediğiniz gibi böyle koyu renkler görüyorsunuz. Çünkü şöyle de söyleyeyim, çok çiçekli, böcekli, renkli şeyleri tenime yakıştırmıyorum ve ben makyaj yapmayı sevdiğim için, işte takı falan da takmayı sevdiğim için sanki böyle çok fazla oluyormuş gibi geliyor. Ben birazcık böyle makyajda ve takıda abartmayı seviyorum. O yüzden kıyafetlerimi birazcık böyle nötr, renksiz falan seçmeye çalışıyorum. Onu da buradan şimdi nereden söyleyeyim. Başlayalım? Şu tight'tan başlayalım. Bu bir hamilelik taytı. Şöyle göstereyim. Önü ne taraf? Önü bu taraf. Şöyle bayağı bir geniş. Hatta dedim acaba büyük mü olacak? Daha denemedim bunu. Bir tek sanırım bunu denemedim. Bu kaç bedenmiş? Markası Görsin diye bir marka. 38-40 beden. Şöyle. Şurada şeyleri de var. Şöyle belini falan sanırım ayarlayabiliyorsunuz. Siyah, böyle hafif parlak. Yorumlarda iç göstermediğini okudum. İnşallah öyledir. Biraz uzun yalnız. Bunu sanırım kestirmem gerekecek. Daha denemedim ama yani benim boyuma göre birazcık uzun. Böyle bir tayt aldım. Kalitesi falan güzel. Böyle esnek. Güzel bir tayt. Şimdi bunun fiyatını size söyleyeceğim. Bilgisayarı da yanıma aldım. Hiçbirinin fiyatını çünkü hatırlamıyorum. Bunu ben 49.90'a almıştım. Böyle bir hamilelik taytı aldım. Daha sonra şöyle bir bahçıvan salopet aldım. Kumaşının daha böyle ketensi ve daha ince olacağını düşünmüştüm ben. Ama böyle çok değişik, nasıl desem, kumaş gibi. Kumaş ama böyle birazcık da pamuksu, nasıl anlatsam bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Birazcık kalın bir kumaşı var. Yani bunu kışın da giyebilirsiniz. Ama yazın da çok terleteceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Yani kalitesiz bir şey değil. Ben daha ince, biraz daha kalitesiz bir şey olur diye düşündüm. Ama hoşuma gitti. Şöyle önünde bir şöyle cep detayı var. Bu şekilde. Bol paça. Şöyle. Birazcık böyle kısa. Bunu zaten bunları deneyeceğim şu anda. Tam gösteremiyorum ama yalnız bunun bir şeyi var. Şurada düğmesi yok. Düğmesiz göndermiş. Düğme bulacağım, düğme dikeceğim falan. Bu şekilde bir salopet aldım. Arkada da şöyle cepleri var. Asya'ya hamileyken hiç almamıştım. Açıkçası pek fazla böyle hamilelik kıyafeti falan. Bu sefer böyle almak istedim. Kot da almak istiyorum bu arada. Bunun dışında. Bunun fiyatını da hemen söyleyeyim size. Onu da ne kadar almışım. Bunu 129.99 almışım. Yani 130 liraya almışım. Hamilelik kıyafetleri çok pahalı gerçekten. Anlamadığım bir şekilde çok pahalı. Şöyle bir elbise aldım. Bu hamilelik elbisesi değil. Sadece M beden aldım.
Şöyle. Biraz büyük. Aslında S de alabilirmişim. Çünkü kalıbı birazcık geniş. Ama yani yazın sonuna kadar biraz daha kilo alacağım için daha rahat olacağını düşünüyorum. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle 3 renk. Şu şekilde. Dizimin birazcık üstünde bir elbise aldım. Bunun fiyatını da hemen söyleyeyim. Güzel böyle tam yazlık bir kumaşı var, pamuklu. 49,99'muş bunun fiyatı da. Daha sonra şöyle bir hamilelik tişörtü gibi bluz. Bluz gibi bir şey aldım. Bunu daha sonra emzirirken falan da kullanabilirsiniz. Çünkü önü düğmeli. O şekilde de yazıyor. Şu şekilde bağları var. Çok hoşuma gitti. Üstümde çok beğendim duruşunu. Hatta birazcık uzun olsaydı çok güzel elbise olabilirmiş. Kumaşını görüyorsunuz zaten. Buna ne deniyor? Bilmiyorum. Tiril tiril bir kumaşı var. Tam yazlık. Bunu da severek giyeceğimi düşünüyorum. Bu tam bir hamile bluzu. Böyle önden bağlayınca çok tatlı duruyor. Daha sonra onun fiyatını söylemedim. Onun fiyatını biliyorum ama 84 lira. Bu 84 lira. Bu da normal bir tişört. Bunu da beğendim. Desenini, çizgili olmasını falan. Hoşuma gitti. Birazcık büyük geldi sanki ama yine göbeğimin büyüyeceğini hesaba katarsak bunun da rahat olacağını düşünüyorum. Ve hamilelikten sonra da kotların içine falan sokup kullanabilirim diye düşünüyorum. Bu da böyle bir tişört. Tam yazlık güzel bir kaliteli bir kumaşı var yani. Bu da böyle bir tişört. Bunun fiyatı da 31,49'muş. Daha sonra De Facto markasının MB'den şöyle bir hamile tişörtünü aldım. Bu da şuralardan büzgüleri var görüyorsunuz. Şöyle göbeğiniz büyüdükçe siz de içine rahatlıkla girebilirsiniz. Hamile tişört olarak geçiyor. Bunun farklı renkleri de var. Bakabilirsiniz Trendyol'a. De Facto'nun güzel, malı da güzel. Hoşuma gitti yani. Hatta birkaç rengini daha alabilirim. Böyle bir hamile tişörtü aldım. Onun fiyatı da hemen söyleyeceğim. 24,50'ymiş onun fiyatı da. Daha sonra hamilelik pantolon. Hamile pantolonu aldım bir tane. Zaten hamile pantolonları klasik, şuraları lastikli oluyor. Bunu üstüme çok yakıştırdım gerçekten. Tam boyu falan da çok güzel oldu. Kestirmeme gerek kalmadı. Kumaşı da çok güzel. Bunu inanılmaz beğendim. Bu şekilde. Bunu hangi beden almışım? Bunu da 38 beden almışım. Bedenlerde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ikilemde kaldım. Yani hani göbeğimi falan da hesaba katarsak acaba olur mu olmaz mı falan diye. Ama çoğunluğu oldu yani hepsi. Böyle bir şöyle likralı yani. Genişleyebiliyor. Bunun da güzel bir kumaşı var. Arkada şöyle iki cebi var. Yine burada bir şeyi var. İçinde lastiği falan var. Bunu da yine çok beğendim. Bunun fiyatı da hemen söylüyorum. 62 liraymış bunun fiyatı da. Daha sonra şöyle bir elbise aldım. Böyle elbiseler çok çok rahat oluyor ya gerçekten. Bu yine hamile elbisesi değil. Ama birazcık büyük aldım bunu. MB'den aldım. Zaten kalıbı da birazcık genişmiş. Rahat oldu, güzel oldu. Yazım tiril tiril giyerim diye düşünüyorum. Şöyle renkli detayları var. Şöyle dizimin birazcık altında güzel bir böyle pamuklu bir elbise. Çok hoşuma gitti bu da yine. Bunun da fiyatı 49,99. 50 liraymış bunun fiyatı da. Daha sonra şöyle terlikler aldım. İkilemde kaldım. Aslında dedim sandalet mi alsam yoksa böyle parmak arası hani bu Birken stoklar var ya onun çakmaları oluyor böyle Gezer'de falan. Güzel. Onlardan mı alsam diye düşündüm ama sonra dedim
Bunu beğendim aslında yani. Fotoğrafta falan güzel duruyordu ama geldikten sonra pek bilmiyorum. Biraz basit gibi geldi ama yine de kullanabilirim diye düşünüyorum. İşte uzun yolda falan, düzce yer gidersem oralarda falan giyerim diye düşünüyorum. Şöyle ince, içi böyle yumuşak. Böyle terlikler aldım. Böyle terlikler moda ya artık ama çok da bayılmadığım açıkçası. Yani bilemiyorum. Sizce nasıl? 38 numara aldım. Bunun fiyatı da 47 liraymış. Alışverişimin hepsi bu kadar. Şimdi bunların hepsini deneyeceğim ve üstümde göreceksiniz bakalım. Yakışmış mı? Yakışmamış mı? Nasıl olmuş? Görelim beraber. Senin duruşu bu şekilde. Göbüş. Terliklerde. Böyle. Elbise hoşuma gitti bayağı. Bunu da bu yaz bayağı sıklıkla kullanırım diye düşünüyorum. Bu da aldığım çizgili tişört. Bu da tayt. Tayt dediğim gibi birazcık büyük geldi ama yapısını, duruşunu falan çok beğendim. Şöyle kaldırayım hatta. Bu şekilde. Güzel bayağı. Bu ikisi de güzel oldu bence. Bu da beyaz tişört. Yine bu da. Gayet güzel. Bu şekilde. Köpeğe bak. Allah'ım patlayacağım. Bu da salopet. Şöyle aralarından geçirdim. Düğme olmadığı için. Bu da yine bence çok tatlı duruyor. Ve aslında ayarlanabilir yani. Hani göbeğiniz büyüdükçe bu düğmeyi indirip şey yapabilirsiniz. Kaldırabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Bacak boyu falan da gayet güzel. Güzel durduğunu düşünüyorum. Aldığım lacivert hamile bluzu. Yani 6 aylık sanki. Anlamıyorum niye göbeğim bu kadar kocaman. Ben de bilmiyorum. Bunu şu anda sorabilirsiniz. Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Çok tatlı durdu. Bence kesimini çok beğendim. Altında da bu aldığım hamile pantolonu var. Bunu da yine çok beğendim. Boyu falan da gayet güzel. Duruşu falan da güzel. Bu şekilde. Biraz uzun olsaymış elbise olarak da çok güzel olurmuş bu. Son olarak bu da bu elbisem. Bunu zaten Instagram'da gördünüz. Bu da bu şekilde. Rahat, tiril tiril. Güzel bir elbise. Videomu artık burada sonlandırayım. Umarım severek izlemişsinizdir. Hamilelerin özellikle çok işine yarayacağını düşünüyorum. Eğer alışverişe falan çıkacaksanız ufak da olsa böyle size yardımcı olabilmişimdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.